Doğma büyüme Kırşehirliyim. Yaklaşık 30 yıldan fazladır da gurbette Almanya'da yaşıyorum. Ve kendim de hala aktif olarak 16 yaşından beri CHP'nin aktif üyesiyim. Şimdi CHP Kırşehir'i aldığında, belediyeyi aldığında sevindik. Gerçekten dedik evet işte biz sevindik hepimiz, yani bütün CHP'liler gibi ben de çok sevindim. Belediyede çalışan bir arkadaş, tanıdığım bir arkadaş, görüştüğüm samimi olduğum bir arkadaş beni aradı. Yılmaz Bey, Yılmaz abi dedi, senin bu çevre yolu güzergahında olan yerinde bulunan adan şu anda o bölgede bir revizyon çalışması var. Senin benim ada bazında olan yerimi dağıtmışlar. Parsel parsel 6-7 parçaya bölmüşler. Dağıtmışlar. Dedi hani tabiri caizse adam mefta olmuş dedi bana telefonda. Ben biraz müdahale ettim dedi. Yalnız dedi seninle görüşmek istiyorlar dedi. Bu çalışma güzergahı içinde ada vasfında bulunan tek ada benimki. Yaklaşık 5 dönüm bir ada. Yani dedim adamı koruyamaz mısınız? Benimle o harita bürosu üzerinden görüşmek istediler. İlk kontağa geçişim o belediyenin görevi verdiği o harita bürosu üzerinden görüştük. Tabii ben de giderken bu olayın nereye gideceğini az çok kestirebildiğim için sonuçta duyuyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Kendimi ispat ve garantiye alma açısından görüşmelerimi kayıt altına almak zorunda kaldım, durumunda kaldım. Çünkü ileride kendimi başka türlü ispat edemeyeceğim için şu görüşmelere yalnız gidiyorum. Yani şu kayıtlarımı, ses kayıtlarımı da aldım. Birçoğu da şu anda savcılığa intikal ettirdim. Yanımızdaki o ortak arkadaşımız bana şöyle bir şey de kullandı. Dedi ki ya Yılmazcığım bunun işler böyle yürür. Türkiye'de maalesef böyle yürüyor dedi. Dedi işte dedi bunu dedi alır dedi başkan. İşte gizli ödenekte kullanır, işte seçimde kullanır falan fistan diye telaffuzlarda bulundular. Önce Kırşehir Belediyesi'ni telaffuz etti. Sonra dedi işte şey dedim. Hani dedim ben de dedim burada mağdur durumdayım. Ben baştan beri bütün görüşmelerimde şunu dedim. Ben sadece hakkımı istiyorum. Sağ olsun AK Parti döneminin o dönemki belediye başkanı. Yatırım yapmak istediğimde bana kelimesi şuydu. Yılmaz Bey planını projeni yap. Ne yatıracaksan getir. Sonuna kadar arkandayım. Cumhuriyet Halk Partili olduğunuz için kendi partinizin geleceğini öngörerek yatırım teklifini kabul etmediniz. Ama sonraki süreçte de belediyeyle mahkemelik oldunuz. Şu an mevcut Evet. belediyeyle, doğru mudur? Ben belediye başkanıyla da görüştüm. Belediye başkan ismini söylemeyeceğim. Belediye başkan yardımcılarıyla da görüştüm. Dosya isimleri var. Tabii burada sonra en son görüşmede bana benim ısrarlarım ve takibim sonucu tekrar benim yeri ada olarak düzenlediler. Almanya'ya geldikten sonra bir ay kadar sonra Yılmaz abi senin orayı bozdular. Ada olmaktan çıkarttılar, tekrar parsel oldu. Sebep? Bilmiyorum abi. Ben önce başkan yardımcısıyla görüştüm. Bana dedi ya Yılmaz Bey burada olsanız da bir yüzle görüşsek diye bir telaffuzda bulundu. Öyle deyince benim şartelim attı. Başkan dedim dosya önünüzde, daha önce tahsis edilmiş bir ada. Ben sizinle neyi yüz yüze görüşeceğim? Başkanı aradığımda kendisi o anda toplantıda olduğunu söyledi. Kendisi de müteahhit olduğu için olayı çok izah etmeme gerek yok. Zaten baştan sona olayın bilgisi dahilinde olduğunu söylemişti bana o haritacı. Tamam dedi. İsmini söylemeyeyim. Şu an toplantıdayım. O başkan yardımcısının yanımda yok dedi, sorumlu başkan yardımcısı. Gelince söyleyeyim, ilgilensinler dedi. Yani başkanla da görüştüm bu konuyla alakalı. Başkan yardımcılarıyla da, yardımcı değil, yardımcılarıyla da görüştüm.